Evet hepinize merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda sizlerle MacBook'larınızı daha verimli kullanmanıza yarayacak uygulamalardan bahsetmiştik. Bugün de bu serinin ikinci versiyonuyla karşınızda olacağım. Tabii ki videoyu geçmeden önce bu gibi içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız yapmanız gerekenin oldukça basit olduğunu biliyorsunuz. Abone ol butonuna tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Dilerseniz ilk uygulamamızla başlayalım. Bu uygulamayla birlikte Mac'inizde pencerelerinizi yönetmek Gerçekten çocuk oyuncağına dönüşüyor. Aslında ücretli olan magnet uygulamasının ücretsiz versiyonu desek daha doğru. Rectangle klavyemizdeki kısa yollarla ya da sürükle bırak yöntemiyle Mac'imizde açık olan pencerelerimizi saniyeler içerisinde düzenlememize yardımcı oluyor. Rectangle app.com üzerinden indirebileceğiniz uygulamanın bir de pro versiyonu bulunuyor. Dilerseniz bu versiyonunu da 10 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Her neyse biz ücretsiz olan versiyonuyla devam edelim. Uygulamayı indirdikten sonra menü barımızda beliren rectangle ikonuna tıklayarak pencerelerimizi yönetebileceğimiz kısa yollara erişim sağlıyoruz. Dilerseniz buradan seçim yaparak düzenlemeye hemen başlayabiliyorken Dilerseniz de bu kısa yolları tercih bölümünden tamamen kendi kullanım şeklinize göre değiştirebiliyorsunuz. Eğer ben klavye ile uğraşmak istemiyorum diyorsanız da sürükle bırak özelliği sayesindeki bunları da yönetebildiğinizi düşündüğümüzde birçok kombinasyonu farenizle de gerçekleştirebiliyorsunuz. Sanırım artık Apple'ın bize bahşetmiş olduğu iki farklı pencere düzenleme seçeneğine elveda demenin de vakti geldi. Eğer siz de benim gibi gün içerisinde sıklıkla kopyala yapıştır işlemi yapıyorsanız tam size göre bir uygulamadan bahsedeceğim. CopyClip Apple Store'da ücretsiz olan uygulamamız Mac'imizde kopyalamış olduğumuz metinleri sizler için bir panoda saklıyor. CopyClip'i Mac'inize indirdikten sonra menü barınızda beliren ataç işaretiyle geriye dönük kopyalamış olduğunuz metinlere kısa yoldan ulaşıp uygulamanın vermiş olduğu numaralandırma yöntemiyle de bu metinleri dilediğiniz herhangi bir yere yapıştırmak gerçekten inanılmaz bir kolaylık. Örneğin bir araştırma yaptığınızı düşünelim ve incelediğiniz kaynaktan önemli gördüğünüz kısımları not etmeniz gerekiyor. Normalde bu işlemi nasıl yapıyoruz? Seçtiğimiz yeri kopyalayıp ardından kendi notlarımıza gidip yapıştırıyoruz. Bu işlemi sürekli yapınca da uygulamalar arasında aslında zaman kaybediyoruz. İsterseniz bunu bir de copy clip ile yapalım. Kaynağınızı açın, Önemli gördüğünüz kısımları sırasıyla kopyalayın yeter. Sonra notlarınıza gidin ve ataç işaretimizin yardımıyla bunları sırasıyla yapıştırın. Tabii copy clip'i çok farklı senaryolarda da kullanabileceğinizi unutmayın. Sıradaki uygulamamız Encrypto. Encrypto ile birlikte Mac'inizde yer alan özel dosyaları tamamen şifreleyebilir ya da şifrelemiş olduğunuz dosyaları başka birine göndererek tamamen onların erişimini açabilirsiniz. Kullanımı ise oldukça basit. Uygulamayı indirdikten sonra şifrelemek istediğiniz dosya, klasör, her neyse tutup Encryptor'un üzerine bırakın. Gelen ekranda şifrenizi girin, altta bulunan şifre hatırlatma kısmına da notunuzu ekleyin ve Encrypt deyin. Artık yeni dosyanız şifreli olarak hazır. Dilerseniz buradan dosyanızı paylaşın, dilerseniz de bilgisayarınıza kaydedin. Bu arada orijinal hali hala bilgisayarınızda. Onu da silmeyi unutmayın. Özellikle aranızda Mac kullanmaya yeni başlayan arkadaşlar varsa hayatınızı kurtaracak bir uygulamaya geldi sıra. Scroll Reverser. Bildiğiniz gibi Mac ve Windows işletim sistemleri tamamen birbirinden farklı ki hatta çok zıt kutuplar diyebiliriz. Örneğin pencere, kapat, küçük ikonları Windows'ta sağ taraftayken Mac'te ise sol tarafta yer alıyor. Tabi bir de touchpad ve mouse kaydırma hareketleri var. Mekte sayfa kaydırma hareketleri ters olduğu için bence birçoğumuzun canını sıkan ve alışmakta zorlandığı kısım da bu. İşte bu uygulama ile birlikte Touchpad ve farenizin çalışma şeklini tamamen istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Touchpad'inizde parmağınızı yukarı kaydırdığınızda sayfanın aşağı gitmesini isteyebilirken aynı işlemi farenizle yaptığınızda da sayfanın yukarı gitmesini isteyebiliyorsunuz. Artık tercih size kalmış. Uzun yıllardır Mac kullanan biri olarak karşılaştığım ve sizlerin de anlam veremediğini düşündüğüm bir eksikliği çözme vakti. Bildiğiniz gibi Mac'lerimizde herhangi bir fotoğraf ya da resme tıkladığımızda ön izleme uygulamasına yönlendiriliyoruz. Ve buradan da klavyemizin sağ sol hareketleriyle maalesef resimler ya da fotoğraflar arasında geçiş yapamıyoruz. En azından şimdilik. Uygulamamızın ismi Apollo One. Apple Store'dan ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamanın ücret ödeyerek de birçok özelliğini aktif edebileceğiniz seçeneği de bulunuyor fakat bu tamamen size kalmış. Kullanımı ise gerçekten çok basit. Uygulamayı açın, resim klasörünüzü Apollo One uygulamasının içerisine bırakın ve hepsi bu kadar. Ayrıca tercihler kısmından uygulama ile alakalı farklı ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. Fotoğraflar hakkında da birçok detaya Apollo 1 ile erişim sağlayabildiğinizin de altını çizmekte fayda var. Ve geldik son uygulamamıza. Uygulamamızın adı Amfetamin. Hepimizin de bildiği gibi Mac bilgisayarlarda kapağı kapattığımızda cihazımız otomatik olarak uyku moduna geçiyor. Özellikle bir dosya indiriyorsanız ya da bir veri aktarıyorsanız ki uzun saatleri alabilecek bir işlemse bilgisayarınızın kapağını sürekli olarak açık tutmanız gerekiyor. Örneğin gece bir dosya indiriyorsunuz ve ekrandan gelen ışık sizi rahatsız ediyor. Bu yüzden de kapağı kapatmak istiyorsunuz fakat Mac'iniz uyku moduna geçeceği için yapamıyorsunuz. İşte amfetamin ile birlikte bu sorunu tek tık işleminizle tamamen ortadan kaldırabiliyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra menü borunuza gidin, amfetamin ikonuna tıklayın ve sorun çözülsün. Ayrıca uygulama içerisindeki tercihlerden şarj durumuna göre uyku moduna almaktan tutun da kendinize göre düzenleyebileceğiniz kriterlere kadar birçok farklı senaryoya göre ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. Bu yönde ihtiyacınız var ise mutlaka incelemeniz gereken bir uygulama diyebilirim. Ve geldik bir olmaz olmaz video serimizin daha sonuna arkadaşlar. Umarım sizlerin de günlük hayatında kullanabileceği ve verimliliğinizi artıracak uygulamalar noktasında rehber bir video olmuştur. Bu arada bahsetmiş olduğumuz uygulamaların linklerini de açıklamalar kısmına sizler için bırakıyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.